Şimdi sizi genç bir arkadaşımızla tanıştıracağız. Onun hikayesi aslında Teknofest'ten başlıyor. Daha sonra tasarımlar, üretimler yapıyor. Adını, soyadını, bir şirketini söyler misin? İsmim Veysel Koç. Mergen Aero Uzay Havacılık firmasının kurucusuyum. Öyle. O şekilde. Peki şu an neler yapıyorsun? Biraz onu söyleyelim. Bir de senin hikayeni anlatalım ki genç arkadaşlarımıza örnek ol. Şöyle söyleyeyim. 2018 yılında biz Teknofest'lerde roket yarışmalarına katıldık. Farklı. O zaman nerede öğrenciydin? Katip Çelebi Üniversitesi'nde Innovation Geeks takımıydı. Buradan tüm takım arkadaşlarıma da selamlarımı iletirim. O süreçte bizim için bir roket yapmak ya da teknolojik ürünlere ulaşmak zordu. Hani ciddi anlamda söylüyorum, bizim için çok farklı bir süreçti ki o süreçte biz NASA'nın Kenset yarışmalarına da hazırlanıyorduk. Teknofest'lere katıldım. Teknofest'lere katıldıktan sonra ne kadar ailem askeri ve polis kökenli olsa da oradaki uçaklar, helikopterleri böyle dipten görünce, yakından görünce... Mikrop girdi kana. Tabii zaten 2000-2004 yılında da Batman'da yaşadık. Biz hava lojmanlarının dibinde olunca ses kasa tipi uçaklar böyle camları titrettiğinden, küçüklükten beri bir şey var. O süreçte dedik, yarışmaya katıldık. Bir uçak parçasını gördük. Ya bu neymiş diye araştırırken bir parça oldu. Uçuş kritik malzemeleri oldu. Diğer parçalar derken şimdi birçok hava aracına yerli milli çözümleri üretiyoruz. Hem uçak kritik parçası olarak hem de sistematik otomasyon sistemleri olarak ki havacılık tarihine geçecek güzel çalışmalarımız da var. İnşallah yakın bir zamanda çok daha güzel olacak. Seri üretimi arttırıp ekibi de çok büyüteceğiz. Ki şimdiden 12 tane de stajyerim var. Bir sürü çalışan arkadaşlarım var. Onların da emeklerine buradan teşekkür ediyorum ki onlar benim için çalışandan ziyade bir dava arkadaşı. Hepsine teşekkür ederim. Şimdi tabii detayları soracağız ama yaptığın gizlilik anlaşmaları nedeniyle bunları çok fazla ön plana çıkamıyor ama ben eminim yakın bir zamanda güzel güzel haberlerini paylaşacağız. Bunları gerçekleştireceğiz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Teknofestler yapılıyor. Takımlarla genç arkadaşlarımız yarışıyor. Onlara senin çok güzel bir hikayen bu. Nereden nereye geliyor ve bu 5 yıl içerisinde bir üretici hale gelip bir eğitimini tamamlayıp genç arkadaşlara ne öneriyorsun? Kesinlikle pes etmesinler. Kesinlikle ama kesinlikle pes etmesinler. Çok dalga geçecek etraf. Kapıdan kovalıp bacadan girsin diyorlar, diyor musunuz? Tabii. Girişimciliğin en önemli şeylerinden bir tanesi tatlı yüzsüzlük. Azıcık tatlı yüzsüz olmayı öğreneceksiniz. Kovulmaya şimdiden alışın. Ki o sizin hayallerinize bir adım daha yaklaştırıyor. Çünkü ilk başta tabii onlar da haklı, kurumlar da haklı, diğer firmalar da haklı. Bir genç geliyor ve ben uçak parçası üreteceğim diyor. Onları ikna edin ama sözsel değil, yaptığınız prototiplerle ikna edin, yaptığınız çalışmalarla ikna edin. Ürün üretmek önemli değil. Bunlar asıl önemli olan askeri standartlarda bu ürünleri üretebilmek. O standartları en azından planlayın. Testini yapamıyorsanız bile plan, tam programlı bir şekilde hayallerinize yürüyün. Peki bu tür saha gibi organizasyonları takip etsin mi gençlerimiz? Buraların ne yapsınlar? Bir de burayla ilgili biraz bir şey konuşalım. Saha İstanbul benim için çok ayrıdır. 2021 yılında Saha İstanbul'da ben de katıldım. O zaman firmam yoktu. Orada işte gördüm, üreticileri gördüm, ziyaretçileri gördüm. Dedim hani burası işin menbaı. Tabii o süreçte firma açmayı planlıyorum ama hani diyorum biraz daha zamanı var. Orada bir an böyle içime şey geldi, bir his geldi. Dedim ki Veysel, sen bir dahaki Saha Expo'da stand açmalısın. Ekim ayında, yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayında da Saha İstanbul'da stand açtım. Hatta 2021 yılında dedim ki ben stand açacağım kararını stand 2021 yılında almıştım. Gittik Saha İstanbul, yani onlar da benim için çok ayrı anlam ifade ediyor. İlhami Bey olsun, eski genel sekreterimiz Levent Bey olsun, çalışanları keza... Hani hem ulaşımda hem yönlendirmede Saha İstanbul o konuda bir numara diyebilirim yani. Bizim diğer kurumlarla, genel müdürleriyle görüşebilmemizde ya da altyapı diğer firmalarla alt yükleyici pozisyonda olmamızda Saha İstanbul öneri veriyor. Yani en çok sevdiğim şey herhangi bir devlet ihalesi
Ya da şöyle söyleyeyim, bir çalışma olduğunda, devlet bir çalışma yaptığında Sağ İstanbul altyapısından bize işte sizin altyapınız bunu kaldırıyor mu, bu parçaları üretebilir misiniz diye Sağ İstanbul bize böyle bildirim getiriyor. Ki biz bu süreçte üretemesek bile farklı farklı teknolojilerin varlığını öğreniyoruz. Yani hani bir araştıralım derken Sağ İstanbul sayesinde bu süreçte bilgimize de bilgi katıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani gençlerimiz bu tür öğütleri veren, yol gösteren Saha gibi şirketleri, oluşumları çok dikkatli takip etsinler. Vizyonları açılsın, hayatlarını farklı bir boyuta taşısınlar. Kesinlikle, kesinlikle. Sağ İstanbul'a kesinlikle, Sağ Expo'ya kesinlikle gelsinler. Sağ İstanbul'un web sitesinde kesinlikle takip etsinler. Farklı bir vizyon katıyorlar. İlerleyen süreçlerde zaten Levent Bey de demin sabahki söyleşide de konuştu. Sağ İstanbul çok farklı bir şekilde büyüyen bir platform. Türkiye'de yerli milli teknolojiyle beraber diğer firmaları da hani tabiri caizse itekleyecek bir platform olmaya başladı. Ondan dolayı Sağ İstanbul'a teşekkürler. Başarılar diliyorum. Yeni ürünlerini merakla bekliyoruz. İzinleri çıktığı zaman da bir başka videoda buluşalım ve bunları anlatalım. Duysun insanlar. Çünkü sen söyleyebildiklerinin çok azını paylaşmak durumundasın haklı olarak. Kesinlikle. Başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin.